Evet, merhabalar. Akşam bir araya geliriz demiştik. Ne oldu? Dün akşam saat 9'da Fed faiz kararını açıkladı. 25 bas puan. Bizim tarafta da Merkez Bankası saat 2'de kararını açıklamış oldu. Faiz stabil gitti. Kedimiz de içiyor bu arada. Bakalım dedik. Akşama doğru netleşir. Kurun hareketleri ne olur? Kurun stabil hareket ettiğini görüyoruz. Bu da bizim için iyi haber gibi gözüküyor. Otomotiv tarafında da fiyatlar bir nebze daha stabil gitmeye devam edecek. Tabii ki enflasyonun etkisinden etkilenecektir. Bu arada savaş durumu ile ilgili de ihtimal ateşkes durumları yine Brent petrolü de aşağı çekiyor. Brent petrolün aşağı çekilmesiyle beraber de yakıt fiyatlarının hafif hafif indiğini görüyoruz. Bu da çünkü maliyetleri yansıyan bir durum. Üretim maliyetlerini yansıyan her şey otomobil fiyatını etkiliyor. Yani olay sadece kurda, enflasyonda değil, yakıt giderleri de yine otomobilin fiyatını etkiliyor. Ufaktan yükselmeler göreceğiz tabii ki ama sert yükselişler yakın zamanda görmeyeceğiz gibi durunuyor. Yani bugün ilk günü itibariyle gördüğümüz sahne bu. Ama otomobil tarafında fiyatların düşüşüyle ilgili beklenti varsa maalesef bunun karşılığının oluşması oldukça zor. Ancak bir ÖTV, KDV indirimi ortaya çıkarsa bu mümkün olacaktır. Bu kozda büyük ihtimal seçime yakın zamanlarda kullanılacaktır diye düşünüyorum. Tabii o dönemde kurun seviyesi ne olur kestirmek oldukça zor ama hafif hafif de olsa yukarı doğru tırmanmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Evet, bu hafta neler oldu bakalım. Yakıt fiyatları uçtu. Yakıt fiyatlarının uçmasının yansıması otomotiv tarafında biraz gecikmeli gelecektir. Onun için bunun fiyat etkilerini biz sonradan hafif artışlarla göreceğiz. Enflasyon etkisi sonuçta yakıtın da içinde olduğu, market fiyatlarının yükselmesi hepsi enflasyonu yükseltti. Maliyetler yukarı çıktı. Bu da otomobil fiyatlarını hafif yükseltecekti. Neyse ki kurun sert hareketi olmadı da bu hareketler sınırlı kalacak. Yani ufak ufak yukarı doğru çıkan otomobil fiyatları görmeye devam edeceğiz özetle. Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Akşam sahnesinde gördüğümüz durum buydu. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.